Böyle bitirelim. Ama istediğimiz gibi olmadı. Tabii en son maçı 30'unda oynadık. Bir 16 günlük bir ara geçti. Kolay olmuyor bazen konsantrasyon sağlamak için ama bugün rakip bizden daha istekli oynadı. Biz tabii golü yedikten sonra rakibin dirençli savunmasına karşı üretken bir oyun oynayamadık. Bu anlamda üzgünüz. Ama çok yoğun bir lig maratonundan çıktık. Biraz önce maçları seyrettim. Hala ikinci kim belli değil. Yani garantilemediler. Kolay değil. Çok başarılı bir sezonun arkasından 16 günlük bir ara konsantrasyon bozukluğu normal diye karşılıyoruz. Keşke kaybetmeseydik tabii ki ama kaybettiğimiz için üzgünüz. Artık bu sezonun son maçıydı ve bu ligdeki son maçımızdı. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacağız. Ve bütün hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Selçuk. Selçuk Kaya hocam. Tabii herkesin aklında gidecekler, kalacaklar ve transfer süreci var. Evet. Bir de şampiyonluğu erken garantilemiş olmamızın avantaj olması için aslında çalışmalara da evet. Erkenden başlamamız gerekiyor. Evet. Ki başladı çalışmalarda. Tabii tabii. Anlaşılan oyuncu var mı? Şu an yok anlaşılan. Şu an anlaşılan oyuncu yok. 1,5-2 aydır tabii ki biz bunun hazırlığını yapıyoruz. Planlarımız var. Önümüzdeki haftalarda detaylı zaten toplantılarımız daha da artacak. Bununla ilgili iyi plan yapıp zaten hedefimiz doğru transferleri kadromuza katmaktı. Başkanımız, icra kurulumuzla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Zaten anlaşma olduktan sonra sizler de öğreneceksiniz ama şu an net bir anlaşma yok. Bir de yeni kural çalışmamızı değiştirdi mi hocam? Yani biz normal aslında böyle devam ediyor. 8+1 diye devam ediyor diye biz hazırlıklarımızı yapıyorduk. Zaten yeni olmadı ki aynı kural değil mi? 14'e çıkıyor. Yani. O aynı 8+3'ten bahsediyorum yani. O tabii ki çok değiştirmedi. Yine planlarımız tabii ki yabancı oyuncu alacağız. Ona göre planlarımızı yapmak istiyoruz. Bizim için önümüzdeki süreç önümüzü görme anlamında daha net olacak ama yaklaşık 1,5-2 aydır planlı programlı şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu değişiklik bizi çok etkilemeyecek. Hocam, sözleşmeniz sürüyor, devam ediyor. Evet. Başkanla yeni sezonla ilgili baş başa bir görüşleriniz oldu mu? Şöyle, normalde devam ediyor. Başkanımız zaten açıkladı. Önümüzdeki hafta, yani hafta sonuna doğru başkanımızla bir görüşme olacak zaten. Lig bitmesini bekledik. Onunla ilgili zaten bilgi alırsınız. Oturup konuşacağız. Yani güncel bir anlaşmamız sağlanacak. Yani hafta sonuna doğru netleşir. Ona göre zaten haber alırsınız. Takımla ilgili rapor o zaman versin. Ya şimdi tabii aramızda toplantılar yapıyoruz. Belli konuşmalar yapıyoruz ama hazırladığımız raporlar var. Tam detaylı olarak hafta sonu zaten oturup plan program yapacağız. Onun için tam net değil yani. Hocam yabancı kontenjanını tam dolduracak mısın veya kafanızda rakam var mı yabancı sayısı? Ya tam doldurmak yani ihtiyacımız olan oyuncuları alacağız. Yani yabancı veyahut da transfer yapmak için yapmayacağız. Tabii ki transfer yapacağız ama istediğimiz oyuncular bize katkı sağlayacak. Bizimle birlikte olacak. Samsunspor'un takımının yukarıya çekilmesinde bireysel performansını arttıracak. Tipte oyuncular kadromuza katmayı düşünüyoruz. Planlıyoruz daha doğrusu. İlla sayıyı ve kadroyu dolduracağız diye bir şey yok. Ona göre oyuncu kalitesine göre o daha netlik kazandıracak bize. Hocam takımı ne zaman toplamayı düşünüyorsunuz? Ne kadar izin veriliyor takıma? Şöyle 23 Haziran'da düşünüyoruz toplamayı. Toplama kendi tesislerimizde olacak ilk etap. 23 Haziran'da başlayacağız. Abi. Yani şu an için tabii net bir şey söyleyemem size. Tabii kadro planlamamız, yapılanmamız önümüzdeki süreçte netleşir. Ondan sonra öğrenirsiniz. Tabii ki transferler olacak, gidenler olacak, kalanlar olacak. Ama bu net bir şekilde dediğim gibi önümüzdeki süreçte belli olacak. Biliyorum yani bununla ilgili merakınız var. Zaten normal. Ama netleştikten sonra bilgi alacaksınız. Evet. Bundan ilgili bilgilendirme yapmak isterseniz takımdan ayrılmalarına sıcak bakar mısınız? Ya şu an zaten biz Samsunspor'dan bir oyuncu eğer Samsunspor istemiyorsa ayrılması kolay değil. Çünkü Samsunspor artık Süper Lig'de olacak.
Ama evet, transferde net bir şey olmasa da bu çok oyuncu transfer düşünülen oyuncular isimleri bunlar zaten saydınız siz. Ama bütün oyuncularımız bu formayla Süper Lig'de oynamakta istiyor. Çünkü Samsunspor'dan Süper Lig'de tabii ki üç büyükleri katmıyorum, onlar ayrı, ama bence Samsunspor'da önemli ses getirecek bir takım olacak. Kadro planlamasında tabii ki kararlarımız olacak ama Edlaid Tanki gibi, Laura gibi, Yunus Emre gibi bu oyunculara tabii ki talipler olması gayet normal. Çünkü sezonu iyi bir şekilde tamamladılar. Önümüzdeki süreç daha netlik kazandıracak. Başka var mı arkadaşlar? Hocam sözleşme devam ediyor dediniz ama tamam devam edeceğiz ama sözleşmeniz şöyle şimdi bizim ilk anlaşmamızda zaten çıktığımız takdirde kontratımız devam ediyor. Öyleydi. Ama bunun güncellemiz oturup konuşulması biraz dik bitsin diye beklendi başkanım. Zaten başkanımız bununla ilgili açıklama yapmıştı. Önümüzdeki günde daha detaylanır. Ben buradan hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Bir yıl boyunca yani birlikte deplasman, iç saha gittik geldik, sevindik, üzüldük. Gerçek daha çok sevindik yani ama güzel bir sezondu bizim için. Özellikle Samsunspor için ve benim için. Dolayısıyla sizler için de diye düşünüyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Bence bugünün anısı bir fotoğraf.